sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bugün tarihi ben yine unutanlar arasındayım, 24 Kasım. Bu tarihte unutulur mu Ali Yolcu diyebilirsiniz elbette. Bu tarih unutulmaması gereken bir tarih. Hemen de aklıma geldi zaten. Elime telefonu aldığıma bakmayın, şöyle çevirdim. Oraya bakmadan da hatırladım. 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü bugün sevgili seyirciler. Bütün öğretmenlerimizin, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz efendim. Ve daha genç öğretmenlerimizin de günlerini kutluyoruz. Ve bu zorlu süreçte onlara çok büyük görevler düşüyor. Onlar da eminim görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlardır. Sorunları da çok, onu da biliyorum. Ve bugün sorunlarını konuşmak üzere de ana haber bültenlerinin sonuna doğru Mustafa Günal efendim, değerli bir eğitimci, Eğitim İş Hatay Şube Başkanı da konuk edeceğiz. Bunu da şimdiden söyleyeyim ve ana haber bültenine birinci haberle başlayalım. Efendim, birinci haberde koronavirüs ve koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerden üçü var önümde. Üçü tanıdık isimler, sevilen isimler. Efendim, dün Tevfik Fazlı Doğan gazeteci, büyüğümüz efendim, Zafer Gazetesi'nin imtiyaz sahibi, aynı zamanda HD Medya Grup başkanıydı kendisi. Yaşamını yitirdi biliyorsunuz. Bugün toprağa verildi. Onun dışında dün iki ölüm haberi daha aldık. Bir tanesi de gazeteci arkadaşımız Fatih Ertürk efendim. Biliyorsunuz Halk TV'de program yapan bir arkadaşımız, deneyimli bir gazeteci arkadaşımız. O da ne yazık ki yine çok çok sevilen bir isimdi. Annesi sevgili İsmet Öztürk'ü kaybetti. Onu da kendisi yayındayken öğrendi. Şimdi o görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Bir diğer isim ise bir dönem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Ali Bey, benim de çok sevip saydığım bir dostum Ali Rıza Tütüncüoğlu, o da ne yazık ki annesini kaybetti, Yurdagül Tütüncüoğlu'nu. İsterseniz ayrı ayrı bu haberleri bir izleyelim. Halk TV'de günün raporu programını sunan Hataylı gazeteci Fatih Ertürk, canlı yayın sırasında annesinin vefat ettiği haberini aldı. Ertürk, konuklara teşekkür ederek yayının ilerleyen kısmında yer alamayacağını belirtti. O anlarda gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü. Tabii yayın devam edecek ama ben bundan sonra bu öbür kısmında ben yokum. Çünkü annemi kaybettim. Başın sağ olsun. İyi akşamlar. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve gazeteci yazar Necdet Sarac'ın konuk olduğu programı yöneten Ertürk, yayın sırasında annesi İsmet Ertürk'ün hayatını kaybettiği haberini aldı. Duygu dolu anlar yaşayan Ertürk, aslında tabii yayın devam edecek ama ben öbür kısmında yokum çünkü annemi kaybettim. İyi akşamlar diyerek yayını sonlandırdı. Ertürk'ün gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü. İsmet Ertürk, aynı zamanda Türk Anneler Derneği Antakya Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu. Peki. Sayın Sarac, çok teşekkür ederim. Burada yayınımızı bitirmek zorundayız. Sayın Tatlıoğlu, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aslında tabii yayın devam edecek. Ama ben bundan sonra bu öbür kısmında ben yokum. Çünkü annemi kaybettim. Başın sağ olsun. İyi akşamlar. Hatay'dan bir başka ölüm haberi de Tütüncüoğlu ailesinden geldi. Geçmişte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Ali Rıza Tütüncüoğlu'nun annesi Yurdagül Tütüncüoğlu da hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ali Rıza Tütüncüoğlu, taziyelerin sadece telefonla alınacağını belirtti. Hatay'da bulunan Hatay Zafer ve Altınözü Havadis gazetelerinin imtiyaz sahibi iş adamı Tevfik Fazlı Doğan da hayatını kaybetti. Doğan'ın solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldığı ilk andan itibaren sağlık durumu kritik olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Tevfik Fazlı Doğan hayatını kaybetti. Evet, valla durum bu. Bu virüs meselesi. Dünyada belli bir kesim var. Bu virüsün olmadığına inananlar, maske takılmaması gerektiğini söyleyenler, bunun bir oyundan ibaret olduğunu söyleyenler, böyle düşünenler var. Bunun tam tersini de düşünenler var. Biz bunu her zaman dile getiriyoruz zaten. Hangi tarafta olursanız olun, ayrı mesele ama işte ölümler yaşanıyor.
Bir kesim var işte hastaneye gitmeyin. Hastaneye giderseniz orada sizi öldürüyorlar. Verdikleri ağır ilaçlarla sizi öldürüyorlar. Böyle bir şey hissettiğinizde evinize kapanın ve yeter diye. Böyle düşünenler de var. Kafalar karma karışık. Ama netice itibariyle böyle bir salgın var ve insanları aramızdan almaya devam ediyor. Sevdiğimiz insanları, kardeşini, babanı, anneni böyle bir durum yaşıyoruz. Biz buradan neredeyse her gün bu maske meselesi, her ne kadar bir kesim karşıysa da maskeye, özellikle kalabalık alanlarda mutlaka onu takalım. Kalabalık ortamlardan uzaklaşalım. İçinde yer almamaya çalışalım. Bunun dışında mesafe bakın çok önemli. Ben buraya bugüne kadar çok sayıda konuk, bu işin uzmanı konuk buraya davet ettik. Tamamı mesafenin çok çok önemli olduğunu, yani mesafeyi sağladığınız zaman aranızda 2 metre, 1,5-2 metre mesafe bıraktığınız zaman bu virüsün zaten size bulaşma şansı yok. Hele maske takıyorsanız ve hele ki el hijyenini de sağlıyorsanız iş bitmiştir zaten. Şu anda en etkili yöntem bu ve biz bu yöntemi uyguluyoruz. Sizin de tabii uygulamanızı rica ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok şu aşamada ve zaten siz de takip ediyorsunuz, aşı meselesi çok konuşulmaya başlandı. İşte kimi Aralık'ta, kimi Ocak'ta, Şubat'ta, yani önümüzdeki sene inşallah güzel bir sene olacak. Onu hayal ederek bu önlemleri almaya devam edelim. Evet, biz bunu tabii bu arada sevgili Fatih Ertürk'e efendim başsağlığı diliyorum. Sevgili Gençlik ve Spor Eski il müdürlerinden Ali Rıza Tüncüoğlu'na başsağlığı diliyoruz. Tevfik abi, mekanı cennet olsun. Umarım ki daha güzel günler, az önce de ifade ettiğim gibi, yakında bizi bulur diye de temenni ediyoruz. Evet, konuştuklarımız bu. Temenni ediyoruz ama ne yazık ki virüs salgını da bütün hızıyla sürüyor. Bakın, sizi Arsuz'a götüreyim, Hatay'a bağlı Arsuz ilçesine. Ve tam 90 ev efendim, karantinaya alındı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde 90 ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Artan vakalar nedeniyle ilçe hıfzı sıha kurulu Kaymakam Musa Sarı Başkanlığı'nda olağanüstü toplandı. Toplantıda Haymaseki mahallesindeki bir sokaktaki yaklaşık 400 nüfuslu 90 evin karantinaya alınmasına karar verildi. Abi tamam. Giriş çıkışları kapatılan bölgede filyasyon ekipleri çalışmalar yapıyor. Ve efendim Hatay'da çirkin bir haber bu. Ama zaman zaman biz çirkin haberler de vermek zorunda kalıyoruz. İyi haberler çok az ülkemizde ne yazık ki. Hele hele bu pandemi döneminde zaten iyi haber verebilme gibi bir şansımız da kalmadı. Böyle de bir ortamı yaşıyoruz ama bu çok çirkin bir haber. Hatay'da 13 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan 8 sanıktan 5'ine ceza yağdı. 40'ar yıla yakın hapse çarptırıldı bunlar. Ancak bunların arasında ceza alacaklarını öğrenince, efendim kaç kişiymiş? Abdullah Gülücü, isimlerini söylüyorum özellikle siz bilin diye. Yakup Gülücü, Nasreddin Halbaba ve Mehmet Zarif Gündoğan. Aralarındaki 4 kişi böyle yüksek miktarda ceza alacaklarını öğrenince terbiyesizler ne yaptı biliyor musunuz? Yurt dışına kaçtı. Haber bu. Hatay'da 13 yaşındaki küçük kıza tecavüz etmekle suçlanan 8 sanıktan 5'ine ceza yağdı. 40'ar yıla yakın hapse çarptırılan sanıklardan Abdullah Gülücü, Yakup Gülücü, Nasreddin Halbaba ve Mehmet Zarif Gündoğan ceza alacaklarını öğrenince yurt dışına kaçtı. Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre saldırının yaşandığı sırada Ş.U. 13-14 yaşındaydı. İlk olay Ocak 2014'te yaşandı. Dosyaya göre ailesine destek olmak için hafta sonları bir paketleme fabrikasında çalışan Ş.U. aynı fabrikada çalıştığı Selma Akın'la birlikte eve dönüyordu. Akın bir süre sonra Ş.U.'yu farklı bir sokağa yönlendirdi. Ş.U. bir anda tedirgin olsa da duruma anlam veremedi. İkili kısa bir süre yürüdükten sonra sokağın içinde otomobiliyle bekleyen Abdullah Gülücü'nün yanına geldiklerinde durdu. Akın işbirliği içinde olduğu Gülücü'nün Ş.U.'yu zorla otomobile bindirmesine yardımcı oldu. Gülücü otomobilini hareket ettirirken Akın kendisine "Ş.U.'nun işini bitir, geri getir, seni burada bekliyorum" dedi.
dedi. Gülücü, ŞU'yu zeytinliklerin olduğu ıssız bir yere götürerek kendisine tecavüz etti. Gülücü ve Akın, ŞU'yu yaşananları ailesine anlatması halinde babanı öldürürüz, seni pavyona attırırız, tarlada ağaca bağlarız sözleriyle tehdit etti. Küçük çocuğa dehşeti yaşatan ilk olaydan bir ay sonra ŞU bu kez okula giderken alıkonuldu. Yakup Gülücü, abinin de içinde olduğu otomobille ŞU'nun önünü keserek otomobile bindirdi. Gülücü kardeşler, tarlaların olduğu bir bölgeye götürdükleri ŞU'ya burada tecavüz etti. Aynı kişiler Ocak 2015'te de ŞU'yu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada zorla alıkoydu. Bu kez Yakup Gülücü'nün yanı sıra Mehmet Zarif Gündoğan, Nasrettin Halbaba ve M.M. de otomobilin içindeydi. Küçük çocuk mahkemede tüm sanıkları tek tek teşhis etti. Kimin anılan gün otomobilde hangi koltukta oturduğunu dahi anlatan ŞU, söz konusu kişilerin yanında olan M.M.'nin ise o gün kendisine dokunmadığını söyledi. Bir yıl süren tecavüz dehşeti ise ŞU'nun eniştesinin yönlendirmesiyle ortaya çıktı. 31 Temmuz 2015'te gözaltına alınan şüphelilerden Selma Akın dışında diğerleri verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Ancak Akın ifadesinde Abdullah Gülücü ile birlikte hareket ederek ŞU'nun tecavüze uğramasına sebep olduğunu kabul etti. Akın, savcılık aşamasındaysa verdiği ilk ifadenin baskı altında alındığını öne sürdü. Akın'ın tanımıyorum dediği Abdullah Gülücü ile bir yıl içinde 378 kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Sanıklardan bir kısmı savcılık sorguları sonrası tutuklandı. ŞU için alınan Hatay Adli Tıp Kurumu raporu ve alınan psikolog raporlarında beden ve ruh sağlığının bozulduğu kaydedildi. Raporlarda uğradığı tecavüzü doğrulayan bilgiler yer aldı. İlk duruşmada tahliye edilip 5 yıldır tutuksuz yargılanan sanıklardan Abdullah Gülücü 28 yıl 9 ay, kardeşi Yakup Gülücü 37 yıl 8 ay, Selma Akın 14 yıl, Nasrettin Halbaba ile Mehmet Zarif Gündoğan ise 36'şar yıl 3'er ay hapis cezası aldı. Sanıklar Ö.M., M.M. ile M.N. ise beraat etti. Sanıklardan Akın tutuklanırken ceza alan diğer sanıkların ise yurt dışına kaçtıkları öğrenildi. Bu arada aynı zamanda aynı mahallede yaşayan sanıklar ve mağdur çocuğun ailelerinin Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 1982'de Hatay'ın Ovakent mahallesine yerleştirilen Özbekler olduğu anlaşıldı. Ne diyeyim yani buna şimdi? Hey Allah'tan korkmazlar, hey dinsiz imansızlar, ceza mı gelecek bana gelsin, bunları ben söylüyorum. Terbiyesizler de dedim demin bu insanlara. Lan 13 yaşında be, 13 yaşında bebe ya, ağzı süt kokuyor daha ya. Lan siz nasıl insansınız ya? Siz nasıl insansınız? Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olamazsınız, bu ülkede de yaşayacak tipten insanlar değilsiniz. Bunu açık seçik söyleyeyim. Yargıya teşekkür ediyoruz. Gerekli cezayı vermiş. Ama keşke kaçmadan önce de önlemi alınsaydı da bunlar cezalarını çekseydi. Yine çekecekler. Yurdundan, vatanından, yaşadığı ülkeden olmak da ciddi bir ceza. Ama keşke başka türlü olsaydı. Evet, ana haber bülteninin başında söylemiştik. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü diye. Bu kapsamda da Antakya Cumhuriyet alanında İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan Beyefendi'nin de katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımızın, başkomutan, altını çiziyorum. Niye çizdiğimi herhalde anlamışsınızdır. Başkomutanımız bizim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim başka başkomutanım yok. Şu, bu, o, diğeri falan, böyle bir, benim böyle bir derdim yok. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtında etkinlik yapıldı. Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet alanında gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Evet efendim, şimdi Bostancık Mahallesi, Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi. Böyle Harbiye'ye giderken o yol kavşağından sağa dönüyorsunuz, Bostancık Mahallesi'ne geçiyorsunuz. Oranın da sevgili muhtarı var, Sabri Sarıoğlu. İzliyor mu bizi bilmiyorum. İzliyorsa hem kendisine hem yenge hanıma Vehibe
Reybe Hanım'a, o da beni her gün izleyenler arasında yer alıyor. Az önce Sabri Bey'i ziyaret ettik, o söyledi. Vehebe Sarıoğlu'na da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii muhtar olunca biraz da mahalleden söz ettik. Nedir dedim Bostancık? Vallahi Ali Bey dedi, çok şükür dedi, bizim Bostancık'ta beton olmayan yol yok. Parke olmayan sokak yok. Mezarlığımızın ihate duvarını yaptık vesaire. Dedim Allah Allah, sen yani buradan mı, Hatay'dan mı? Hatay'da mı muhtarlık yapıyorsun dedim Sabri abi. Tabii biliyorum Hatay'da muhtarlık yaptığını, ama muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın o kadar çok sorunu var ki, özellikle yol konusunda, su konusunda vesaire. Şimdi muhtar beyden bunları duyunca, sevgili Sabri Sarıoğlu'ndan, dedim Allah Allah, iyi dedim ya. Çalışan bir muhtar demek ki. Yani çalışırsan mahallene hizmet getirebiliyorsun. Lütfü Savaş'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a da teşekkür etti bu arada. Lütfü Bey bizi izliyor mu bilmiyorum. Teşekkür var size Bostancık Mahallesi'nden, muhtar sevgili Sabri Sarıoğlu'ndan. Ama şunu da ekledi. Dedi ki bizim orada bir dere var. O bir ara haberini yapmıştık herhalde. Haber değil de ben söylemiştim herhalde burada yorumlarken. Ama gazetelerde çok haber yer aldı. Hattab Deresi miydi? Muhtarım Hattab Deresi değil mi? Muhattab Deresi. Bu Harbiye giderken yolu iki ayrı yakaya ayıran dereden söz ediyorum. Orada kanalizasyon sorunu var. Altyapı sorunu var. Bütün atıklar, evsel atıklar, kanalizasyon atıkları vesaire o dereye bırakılıyor. Bu çağda bırakılıyor dereye ve yıllardır bu böyle. Defalarca haber konusu oldu. Sayın Lütfi Savaş'a bildirildi, işte Hatsu'ya bildirildi vesaire. Yetkililer geldi gördü, milletvekilleri geldi oraya. Onlara söylendi. Benim hatırladığım Serkan Topal Bey'e, Mehmet Güzel Mansur Bey'e, herkese iletildi. Ama o dere halen öyle akıyor. İşte Sabri Sarıoğlu da hem teşekkür etti yapılan hizmetler için, ama o derenin de çözümünü istiyoruz dedi Sayın Lütfü Savaş'tan. Biz de buradan üstümüze düşen görevi yapalım ve söylemiş olalım. Evet, şimdi neyle devam ediyoruz? Haberle devam ediyoruz tabii. Hatay'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan bir otobüse ihbar yapıldı. Tabii güvenlik güçleri hemen yola çıktılar. İhbar şuydu: otobüsün içinde 12 IŞİD'li, DAEŞ'lı, hep söyleyeceğim, söyledim ve hep söyleyeceğim, o kafa kol kesen, Allahu Ekber nidalarıyla insanları katleden terör örgütü DAEŞ efendim. Bir dönem biliyorsunuz çok gündemdeydi ve bunu da buradan açık ve net söyleyeyim, Amerika beslemesi bir terör örgütüydü. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ordusu olmasaydı bugün bu DAEŞ terör örgütünü bitirmek öyle çok da kolay bir şey olmayacaktı. Bizim askerimiz bitirdi. Gerekeni bizim askerimiz yaptı. Bugün Kuzey Suriye'de askerimizin varlığının bir nedeni de DAEŞ'tır. Diğer bir nedeni PKK'dır. O ayrı mesele. O da bir terör örgütü elbette. Neyse, şimdi güvenlik güçleri bu ihbarı aldı. 12 DAEŞ'li terörist var otobüste diye. Otobüsü tabii durdurdular. Ancak bir suç unsuruna denk gelmediler. Haber bu. Hatay'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan otobüste IŞİD'li 12 teröristin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmadı. Antalya'da kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ihbar üzerine otobüsü Hürriyet Caddesi'nde durdurdu. İçinde 6 yolcu bulunan otobüs titizlikle aranırken yolcuların genel bilgi taraması yapıldı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Otobüsün şoförü aracın Hatay'dan çıktıktan sonra defalarca durdurulduğunu söyleyerek ihbarın rakip firmaların yalan olduğunu belirtti. Otobüs yapılan incelemenin ardından yoluna devam etti. Evet efendim, İnsan Hakları Derneği. İnsan Hakları Derneği tabii çok önemli bir oluşum. Sadece Hatay için değil, Türkiye için de önemli görevler üstlenen, dünya için de önemli görevler üstlenen bir oluşum. İnsan haklarından söz ediyoruz. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Olamaz herhalde. Açıklama İskenderun'dan geldi ve İHA'de İskenderun Şubesi adına konuşan isim ise Servet Bey, Servet Üstün Akbaba. İzliyor mu bizi Servet Bey? İzliyorsa selamlarımı gönderiyorum. Benim sevgili bir dostum. Öğrencilerin bu pandemi döneminde, virüs salgını döneminde uzaktan eğitim meselesi var ya, ha bu arada uzaktan eğitim demişken ana haber bültenlerinin sonuna doğru bir konumuz olacak demiştik. Eğitim İş Hatay Şube Başkanı sevgili Mustafa Günal, bu konuyu da onunla da görüşeceğiz. Ama şu anda Servet Üstün Akbaba ne demiş, ona bakıyorum. Öğrencilerin her gün 6 saat veya 9 saat bilgisayar, televizyon karşısında geçirmelerinin
pedagojik açıdan öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak yerine fiziksel ve ruhsal olarak rahatsızlıklarına yol açmaktadır dedi. Buyur. İnsan Hakları Derneği İskenderun Şubesi'nden uzaktan eğitimde süre çokluğu çıkışı geldi. Çocuk Hakları Komisyonu adına açıklama yapan Servet Üstün Akbaba, öğrencilerin her gün 6 saat veya 9 saat bilgisayar, televizyon karşısına geçmelerinin pedagojik açıdan öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak yerine fiziksel ve ruhsal olarak rahatsızlanmalarına yol açacaktır. Öğretmenlere günde 9 saat ders yapabilme olanağı tanımak bir ödül değil, her açıdan cezalandırmadır. Bu açıkça mevcut uygulama bir insan hakkı ihlalidir, dedi. Türkiye'nin de imzacı olduğu, onayladığı, yürürlüğe koyduğu ama yükümlülüklerini yerine getirmediği Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmenin gerekliliklerini ısrarla ve inatla hatırlatmaya, talep etmeye devam ediyoruz. Çocuk hakları oyun ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma ve kültürel, sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tümüyle engellemektedir. Evet, birazdan sevgili Mustafa Günal bakalım neler diyecek. Çünkü aynı konuyu konuşacağız. Sayın Servet Üstün Akbaba'nın yaptığı açıklamanın benzer bir soruyu ona da soracağız. Onun da ne diyeceğini doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle işte efendim söyleyeyim, ili yönetenler, ülkeyi yönetenler her sene yazılı ya da sözlü işte kutlama mesajları gönderirler. Şimdi o mesajlara geçiyoruz. Hatay Valisi Sayın Rami Doğan, Serkan Topal Milletvekili, Lütfü Savaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve öyle liste uzayıp gidiyor. Hatay Valisi Rami Doğan, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır sözleriyle öğretmenlerin toplum hayatındaki önemini vurgularken aynı zamanda öğretmenlere de önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor. Çocuklarımızı yetiştirmek için büyük özverilerle çalışan Cumhuriyetimizin fedakar öğretmenleri, değerli meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. CHP Hatay Milletvekili İsmet Toktemir, öğretmenler geleceğin mimarıdır. Ülkemizin kalkınması, Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşması ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Öğretmenin en büyük eseri insandır. Bu eşsiz eseri yetiştirmek dünyanın en zor işlerinden biridir. Sabır gerek, sevgi gerek, yılların fedakarlığı gerek. O yüzden her insan bir emektir. Bu emekteki en büyük payda öğretmenlerimizindir. Tüm öğretmenlerimize gösterdikleri sabır, paylaştıkları sevgi ve harcadıkları emek için sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, öğrencilerine rol model olarak onların iyi ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetişmesini sağlayan öğretmenlerimizin görevlerini yerine getirirken yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir sözünü kendine ülke edinerek bu mesleği icra eden öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Güzel ülkemizin dört bir yanında şanlı Türk bayrağımızın dalgalandığı her yerde görevinin başında olan, bu mesleğe ömrünü adayan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım. CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, öğretmenliği Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi en saygın mesleklerden biri haline getireceğiz. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlıkçı, çağdaş, layık ve bilimsel eğitim anlayışını benimseyen ve bu anlayışla yeni nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Mutluluk ve sağlık diliyorum. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir anlayışıyla inşa ettiği eğitim sistemimiz ve bu sistemin baş tacı öğretmenlerimiz bu yıl küresel çapta baş gösteren salgın dolayısıyla 24 Kasım tarihini buruk bir şekilde karşılamaktadır. Unutulmamalıdır ki öğretmenler sadece bir meslek icra etmemekte, memlekete ve geleceğe yön vermektedirler. Bu vesileyle başta beni bugünlere getiren ve yetişmemde katkısı olan öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir diyerek öğretmenlerimizin önemini bir kez daha vurgulayan başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenliği ücretli, kadrolu, atanan, atanamayan diye kategoriye ayırmadan yüreği bilim, ilim, vicdan kokan tüm emekçi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor. Çocuklarımızı yetiştirmek için büyük özverilerle çalışan Cumhuriyet'imizin fedakar öğretmenleri, değerli meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve o söz konusu operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerini özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenledi. Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ve son haber bir spor haberi efendim. Atakaş Hatayspor. Biliyorsunuz hafta sonu Çaykur Rizespor'la Antakya'da karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı efendim Hatayspor. Maçtan sonra bir açıklama Fatih Kavlak'tan geldi. Fatih Kavlak, Hatayspor sportif direktörü kendisi ve bu sene için bir hedef koydu. Ligi ilk 10'da bitirmek hedefi. Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor sahasındaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. İç sahada ligin 2 haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, 3. haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hatay temsilcisi, 7. haftada Demir Grup Sivas Spor'la 1-1 ve 9. haftada Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Koronavirüs vakaları nedeniyle ligde 2 maç eksiği bulunan Bordo Beyazlılar iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 8 puan topladı. İç saha maçlarında 6 gol attı, kalesinde 3 gol gördü Hatay temsilcisi. İç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor 12 puanla 11. sırada bulunuyor. İyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Yani takım oyununu sahaya yansıtıyoruz. Dolayısıyla sonuçlar da arkasından geliyor. Zor bir lig. Herkes herkesten puanlar alabiliyor. Biz de mümkün oldukça üst sıraları hedefliyoruz tabii. Bunun için de başlangıcımız kötü olmadı. 12 puanla, averajla sıralamadaki yerimizi aldık. Yönetim takımın performansından memnun. Sezona yani ligin yeni takımı olarak başlamak her zaman çok zordur. Fakat hem galibiyetle başladık biliyorsunuz hem de iyi ilerliyoruz. Arada bir tane çok zor bir maçı kötü bir şekilde bitirdik. Onu saymazsak performansımızdan memnunuz. Kavlak bu sezon ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu sezon bildiğiniz gibi 21 takım var. Arada milli takım maçları da oynandı. Bir ritim tutturmak çok zor gerçekten. Yani bunu Atakaş Hatayspor için söylemiyorum. Bütün takımlar için çok farklı bir sezon oluyor. Teknik direktörler için, teknik kadrolar için planlama açısından kolay değil. Fakat işte biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir maç oynuyoruz, iki maç bekliyoruz. İşte bir maç oynadık, şimdi kupa oynayacağız. Tekrar bayız. Yani farklı bir sezon olduğu kesin. Hem yoğun bir tempo var diyoruz ama ilginç bir sezon geçiyor her takım için. Umuyorum seyirciler en azından keyif alıyorlardır. Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteni akışında sizlere bir hatırlatmada bulunduk ve dedik ki ana haber bülteninin sonunda çok özel bir konuğumuz olacak.
Tabii kendi içinde bütün konuklarımız özel, ayrı mesele. Ama bugüne özel bir konuğumuz olacak. Bugün biliyorsunuz 24 Kasım, hatırlatmıştık size yine ana haber bülteni akışında. Yani öğretmenler günü. Yani hepimizin üzerinde emeği olan öğretmenlerimizin günü bugün. Hepimizin üzerinde emeği var ama acaba bizim onların üzerinde emeğimiz olacak mı inşallah? Yani özellikle hükümet nezdinde söylüyorum. Hakları bakımından. Biraz onu da konuşacağız. Peki kiminle konuşacağız? Efendim Eğitim İş Hatay Şube Başkanı sevgili Mustafa Günal konuğumuz olacak. Yaklaşık 15 dakika sohbet edeceğiz kendisiyle. Efendim ben süreyi yemeyeyim. Hemen konuğuma döneyim. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Değerli hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel günde, bizim için anlamlı, önemli günde sesimiz olduğunuz için bütün öğretmenler adına, kendi Hatay Şube Yönetim Kurulum adına sizlere teşekkür ediyorum. Eyvallah efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada Mustafa Bey'le biz ilk defa işte programda karşılaştık. Güler gibi bir yüzünüz var. Umarım ki yüzünüzün güldüğü gibi İçiniz de, yüreğiniz de gülüyordur. Maalesef. O konuda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Neden hocam? Öğretmenler Günü 39 yıldır bu ülkede kutlanan, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin kendisine verdiği baş öğretmen unvanının kabul edildiği gün. Evet. Ama zaman içerisinde öyle bir duruma geldik ki öğretmenler olarak, bugünü biz sesimizi duyurma, özlük ekonomik haklarımızı daha çok kutlamadan daha ziyade özlük ekonomik haklarımızı ve öğretmenlerin sorunlarını dile getirme günü haline geldi bugün. Hı hı. Çünkü malumunuz hepiniz biliyorsunuz çok güzel süslü sözler ediliyor Öğretmenler Günü'nde. Bize sözler veriliyor, mesajlar atılıyor çok güzel ama üzerinden bir gün bile geçmeden, maalesef üzücü olan bu, üzerinden bir gün bile geçmeden bu sözler, verilen sözler unutuluyor tekrar. Şimdi hocam ya da başkanım da diyebilirim, biz her sene, yani bu sene sizi davet ettik, geçtiğimiz yıl başka bir sendika başkanını davet ettik, bir önceki yıl başka. Sorunlar anlatılıyor, burada da anlatılıyor. Yani Türkiye'nin bütün illerinde anlatılıyor. Yaptığınız basın açıklamalarıyla, işte efendim söyleyeyim programlarla, gazetelerde vesaire. Çözüm gelmiyor mu hiç? Ve niye gelmiyor size göre? Sizin tespitiniz ne? Şimdi biliyorsunuz ülkemizdeki özellikle öğretmenlere bakış açısı son yıllarda ciddi anlamda değişti. Ciddi anlamda bizim itibar kaybetmemize, aslında öğretmenlerin itibar kaybetmesine neden oldu. Bu da aslında sorunların en büyük kaynağı. Bizim en büyük taleplerimizden bir tanesi de bu zaten. Yani özellikle toplum içerisindeki ekonomik sıkıntılar, öğretmenlerin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar, işte OECD ülkeleri arasında çok düşük, en alt seviyelerde olması öğretmenlerin özlük ve ekonomik haklarının, bu nedenle öğretmene bakış açısını değiştirdi. Dolayısıyla bu bakış açısı nedeniyle de biz itibar kaybettik. Ve itibar kaybetmemizin tabii sorumluları da şu anki mevcut iktidar olarak görüyoruz biz. Daha önceki iktidar. Tabii ki daha önce, daha önceki, şu anki bu iktidar. Ekonomi mi hocam en ciddi sorun? Şunun için sordum. Öğretmenler ne kadar maaş alıyor bilmiyorum. Ama şuna çok şahit oluyoruz. Basında da şahit oluyoruz. Birebir de şahit oluyoruz. İşte okuldan çıkan bir öğretmen önünde limon sandığı limon satıyor. Okuldan çıkan bir öğretmen efendim bir ek iş yapıyor, bir petrol istasyonunda pompacılık yapıyor ya da bir başka şey. Bundan anlıyoruz ki en ciddi sorun ekonomik sorun ve özlük haklarımız galiba. Kesinlikle, evet. Özellikle özlük haklarımız, bizim yıllardır talep ettiğimiz çok ciddi sonucu ekonomiye de bağlanan ciddi sorunlarımız var. Mesela bunların başında biz hep şunu söyledik, yani bir öğretmenlik meslek kanununun olması gerektiğini söyledik. Mesela birçok kesimde, meslek grubunda şey var. Kendi mesleklerine özgü şeyler var. Meslek kanunları var. Ama bizim öğretmenlerimizin meslek kanunu yok. Ama bu meslek kanunu tabii ki çıkarılmalı ama çıkarılırken de ben yaptım oldu mantığıyla olmamalı. Mutlaka bu işin paydaşları olan öğretmenlere, sendikalara danışılarak bir meslek kanunu yapılmalı. Ve meslek kanununun içerisinde, tabii bu meslek kanunu bizim ekonomik yönden de rahatlamamıza neden olacak. Diğer sorunlardan birazdan bahsedeceğim, onlar da olduğu gibi. Mesela demokratik olmalı mutlaka bu meslek kanunu. İçerisinde iş güvencesi
mutlaka olmalı. İş güvencesi olmalı. İnsan onuruna ve öğretmenlik mesleği itibarına uygun bir kanun olmalı. Ve en önemlisi özellikle öğretmenliğe alımlarda, ilk alımlarda ve idareci atamalarında, tüm atamalarda liyakatlı ve adaletli olmalı. Bu çok çok önem verdiğimiz. Bu şekilde bir meslek kanunu mutlaka yapılmalı diyoruz. Ama tekrar söylüyorum, özellikle sadece bir meslek kanunu çıkarmış olmak için kimseye danışılmadan, bu işin paydaşlarına danışılmadan, kimdir bu işin paydaşları? İşte bununla ilgili eğitim fakülteleri var, eğitim fakültelerinin dekanları var, sendikalar var, eğitim sendikaları var, dernekler var, eğitim dernekleri var. Bunların hepsi bir araya getirilerek mutlaka bir bunlarla birlikte fikir alışverişi yapılarak bir meslek kanunu çıkarılmalı. Evet. Bu mutlaka bu önceliktir. Meslek kanunu diyorsunuz ki birçok sektörde var ama bizim eğitim sektöründe ne yazık ki yok. Evet. Ve biz bunu talep ediyoruz. Talep etmişsiniz siz daha önce. Kesinlikle talep ettik. Takipçisi oluyorsunuz. Evet. Ama şu ana kadar da net bir şey yok galiba. Yok, yok. Evet. Onun dışında 3600 ek gösterge talebimiz var. Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz gerçekten geçinmekte zorlanıyor. Ekonomik anlamda. Bir öğretmen arkadaşımız emekli olduğu zaman şu anda 3000 lira civarında, 3000 liraya varan en fazla aldığı emekli ikramiyesi. Biliyorsunuz bizlerde ek derslerimiz var. Ek derslerimiz olmadığı zaman kuru maaşımızla geçinmemizin imkanı yok zaten. Çok düşük maaşlar. Yani yeni göreve başlayan bir öğretmen şu anda 4000 lira, 4100 lira, 4200 lira maaş alıyor. Özellikle büyük şehirde iş yapan öğretmenlerimiz, evet, görev yapan. Evet, tek maaşla çalışan ve bekar olan bir öğretmenimizin büyük şehirlerde geçinmesi mümkün değil bu paralarla. Emekli olduğu zaman da 3600 olmadığı için şu anda 3000 lira kadar düşüyor bu aldığı emekli maaşı. Şimdi Avrupa'da biz biliyoruz ki birçok sektörde emekli olanlar aldıkları emekli aylıklarıyla ülkeleri geziyorlar, yurt dışını geziyorlar. Ama bizim aldığımız kendi, bırakın yurt dışını gezmeye, karnımızı doyuramıyoruz. Yurt içinde bile gezme imkanı yok bu maaşlarla. Mahalle içinde gezemezsiniz hocam ya. Aynen öyle. Bu kasaptan kaçacaksın, kesinlikle, bakkaldan kaçacaksın. Kesinlikle. Onun için mutlaka 3600'ün geçmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge aslında söz verilmişti seçim döneminde. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız seçim meydanlarında, biz buna da çok karşı çıktık o dönemde. Çünkü 3600 bizim hakkımızdır. Böyle seçim meydanlarında bir seçim propagandası olarak kullanılması kesinlikle doğru değildir. Kullanıldı zaten. Evet, olmadı. Kullanıldı. Söz verildi. Hatta Samsun mitinginde hayırlı olsun öğretmenlere denildi. Ama üzerinden 2-2,5 yıl geçti. Hala 3600 yok maalesef. Peki. Şöyle yapalım hocam. Şimdi sorunlara devam edeceğiz. Sizin sorunlarınız çok. Biliyorum ki bize 15 dakika yetmez. Herhalde 150 saat yapsak siz burada kesinlikle konuşursunuz. O açık ve net. Sorunlara devam etme münasebetiyle bu soruyu soruyorum. Şimdi sizin her sene yaptığınız, her yıl yaptığınız bir anket var. Öğretmenlerin memnuniyetini ölçen bir anket bu. Sorunlarını tabii aynı zamanda memnuniyetini ölçmüşken artık sorunlar da ortaya çıkıyor. İsterseniz oradan devam edin. O sonuçlardan bu arada hem sorunları konuşmaya devam etmiş olursunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum bu konuya değindiğiniz için. Biz her yıl bir anket düzenliyoruz öğretmenler üzerinde. İşte araştırmaya katılan öğretmenlerimizin, örnek veriyorum, %83'ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor. Hı hı. %93'ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiği konusunda hemfikir. Hı hı. Çok önemli bir konu. Araştırmaya katılan öğretmenlerimizin %86'sı çocukları büyüdüğü zaman çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Oo, bak bu çok önemli. Evet, siz de altını çizdiniz. Evet, çok çok önemli bir konu. İşte özellikle ekonomik sıkıntı çeken öğretmenlerin %44'ü işte ev kredisi ödediğini, %30'u araç kredisi ödediğini, %25'i çocuklarının eğitimi için çektiği kredileri ödediğini gibi, yani çok ciddi rakamlar var. %92 her gün bir gazete, %62 her ay bir kitap alamadığını, %62 her ay bir kitap bile alamadığını söylüyor. Yani genel anlamda bakacak olursak bu ankete katılan öğretmenlerimizin %60'ı gelecekten ümitsiz. %60 oranında. %60 oranında geleceğinden ümitsiz bir kesimimiz o var. O zaman şey, bir anket var elinizde şu anda, sonuçlara baktığınızda memnun olmayan bir öğretmen profili var. Kesinlikle memnun olmayan. Çünkü özellikle bu pandemi sürecinde de çok ciddi sorunlar yaşadık.
Bizler kendi ilimizde bile bu okulların bir açılıp bir kapanması. Bir dakika hocam, şimdi pandemiye geldiniz de ayrı bir başlık açacağız. Şimdi pandemide halk içinde bu sohbetlerde de geçti. Sizin kulağınıza da gelmiştir, üzülmüşsünüzdür de aynı zamanda. Evet. Ya öğretmenler işte kaç aydır evde yatıyorlar, maaş alıyorlar. Siz hakikaten, ya Milli Eğitim Bakanı da bununla ilgili bir şey söyledi. Öğretmenler ciddi bir yük dedi. Yük, maaşı. Siz yük müsünüz bu Türkiye'ye 81 milyona, gerçi 83 milyon olduk herhalde. Yük müsünüz ve bu pandemi döneminde özellikle evde yatarak mı para kazanıyorsunuz? Şimdi pandemi sürecinde özellikle öğretmenler kendilerine verilen eğitim, öğretimle ilgili tüm görevleri layıkıyla, fazlasıyla yerine getirmiştir. Hatta bununla da kalmadı. Kendi sağlıklarını bile riske atarak, bu sosyal vefa gruplarında yer alarak, insanların evine giderek, onların maaş alamayan, 65 yaş üstü insanların, sokağa çıkma yasağı olan insanların maaşlarını ödemeye kadar üzerlerine düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmıştır. Şimdi okulları kapatan bir kere öğretmenler değildi. Bunu belirtmek lazım özellikle. Okulları bizler kapatmadık, öğretmenler kapatmadı. Okulların açılmamasını öğretmenler istemedi. Bizler hepimiz gerekli şartların sağlanarak okulların yüz yüze açılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü bu süre zarfında toplumun birçok kesimi kadar öğretmenler de sıkıntı çekti. Düşünün, bilgisayar başında günde 8 saat, 9 saat derse girmek zorunda kaldı. Bakın ben şube başkanı olarak, sendika şube başkanı olarak bugün saat 10'da atamızın huzurunda 24 Kasım nedeniyle çelenk sunma. Arkasından hemen eve koşturdum. Çocukların bir taraftan bir tanesinin dersi, bir taraftan diğerinin dersi. Ben kendim ders anlattım. Ve ders anlattıktan sonra buraya geldim. Buradan sonra çıkacağım, tekrar ders anlatmaya gideceğim uzaktan eğitimle. Evet. Yani bir öğretmen, düşünün evde iki tane çocuğu olan bir öğretmenin evde aynı anda hem ders anlatıp hem de çocuklarına ders dinletebilmesi çok çok sıkıntı yarattı bizlerde. Onun için biz de bu şartlar altında evimizde oturarak ders anlatmak bizi de mutlu etmedi. Kesinlikle çok büyük sorunlara yol açtı. Peki hocam, şimdi bu, tabii siz bu işin uzmanısınız. Uzaktan eğitim dendiğinde, bu pandemiye girmişken, bu internet erişimi olmayan birçok insan var. Efendim tablet, işte o şeyleri ya da bilgisayarı, cep telefonu dahi belki olmayanlar vardır. Yani kırsal kesimde özellikle böyle vatandaşlarımız çok. Bu konuyla ilgili ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Mesela size, ya hocam yani olmuyor işte, bizde internetimiz yok ya da işte efendim tabletimiz yok. Bu tür şeylerle karşılaşıyor musunuz? Kesinlikle karşılaşıyoruz. Burada %40, %50'lerde kaldı. En fazla, bakın %50 tüm illerde bu şekilde bu. Hı hı. Bizim Hatay'da da yani %40, %45'lerde katılım oranı. Derslere katılım oranı. Hangi okuldan %40'larda. Mi söz ediyoruz? Genel. İlkokul, orta, özel. Zaten liselerde durum facia. Çok daha kötü. Özellikle meslek liselerinde çok çok daha kötü. Çünkü biliyorsunuz meslek liselerindeki birçok aileler maddi açıdan sıkıntı çeken aileler zaten. Onun için internete ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Evlerinde bilgisayar yok ve aynı anda 2 tane 3 tane çocuğun olduğu bir evde aynı saate denk gelen dersleri aynı saate geliyor, tek tablet var kesinlikle mesela. Kesinlikle aynı anda ders işleyemiyorlar çocuklar. Ben kendi sınıflarımdan bile, yani 70-80 kişilik sınıflarda, birleştirilmiş sınıflarda 20 kişiyle 25 kişiyle ders, en fazla 20-25 kişiyle ders yapmak zorunda kaldık. Bu şartlar altında öğrenciler geri kaldılar. Yani onun için kesinlikle biz bu pandemi sürecini biz yaratmadık ve biz bu şekilde olmasını asla istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey Önlemler alınsın, okulların hepsi yüz yüze açılsın. Bizler okullarımıza, öğrencilerimize kavuşalım. Tek istediğimiz budur. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tabii ki eğitim çok önemli ama insan sağlığı her şeyden daha da önemlidir. Tabii yani hocam, daha için, önemli ama yani işte Avrupa'nın birçok ülkesinde biz de izliyoruz, okullar açık. Yani öğrenciler gidip geliyor. Buradaki alınan bu kararlar. Tabii ki açılan oldu, kapanan oldu, sonra açıp tekrar geri kapatanlar oldu. Ama uygun şartlar mutlaka sağlanmalı. Özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin,
bu elektronik konusunda, özellikle bilgisayar ulaşım konusunda, yani en azından mesela ne yapılabilir? Bu teknolojik aletlerin vergisinde indirim yapılabilir. Vergi alınmayabilir onlardan. ÖTV vergisi alınmayabilir. Ki ben ulaşabileyim ona diyorsun. Herkes ulaşabilsin. Öğrenciler de ulaşabilsin. Peki. Öğretmenler de ulaşabilsin. Peki hocam, son bir dakika. Bu bir dakikayı nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben tüm eğitim emekçilerimizin üzerlerinde çok büyük bir baskı olan öğretmenlerimizin bu kadar sorunların içerisinde boğuştuklarını çok iyi biliyorum. Bizzat yaşayarak görüyoruz. Bu şartlar altında bile ne kadar olumsuz olursa olsun öğrencilerine bir şeyler katmaya çalıştıkları için hepsinin emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin aracılığıyla da tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum size. Biz de sizlerin gününü kutluyoruz ve umuyorum ki ve diliyorum ki aynı zamanda öğretmenlerimiz çok çok önemli bizim için. Önümüzdeki süreçte inşallah sorunlarınızın çözüldüğü, bir sonraki yıl, hadi iki yıl sonra olsun, sizinle bir daha bir araya geldiğimizde ya bizim birçok sorunumuz çözüldü, mutluyuz artık. Bugünü kutluyoruz demeniz dileğiyle efendim. Teşekkür ediyorum. Çok Eyvallah sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, Eğitim İş Hatay Şube Başkanı sevgili Mustafa Günal konuğumuzdu. Öğretmenlerin her sene olduğu gibi yine sorunlarını anlattı bize. Çok sayıda sorunları var, işte anketi sıraladı vesaire. Bir kez daha öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz efendim. Şimdi efendim ben huzurunuzdan ayrılacağım ama siz bizden ayrılmayın. Ekonomi, Türkiye'nin çok önemli bir gündemi. İşte faizler biliyorsunuz 5 puan yükseltildi birden ve ekonomi kaynamaya başladı. Doları aşağı çekebilir miyiz? Euro'yu aşağı çekebilir miyiz? O 500 baz puanın çekilmesi faizin o amaçlaydı. Ama dün ve bugün dolarda da hareketlilik var. Velhasıl ekonomi kötü. Zaten bunu bir kez daha söylemeye gerek yok. Ve ben sizlerden ayrılırken, ben bu arada iyi akşamlar dileyeyim size. Özgür Barış Karaca, ekonomist sizlerle beraber olacak. Görüşmek dileğiyle.